varmış, ne varmış? Aa! Aa! Kıskanç erkeğe bayılırım. Ben de. Sen aşık olur musun ulan? Bu hikaye terk edilme korkusuyla büyüyen küçük bir kız çocuğunun hayat hikayesidir. Anne karnındayken annesi onun için bu çocuktan da kurtulmalıydım dediği çocuktur o. Ablası Müjdar, Türkan Şoray kanunlarını yerle bir edip adı Vasfiye, İffet, Ah Belinda, Güneşin Tutulduğu Gün filmleriyle Türk sinemasını kasıp kavururken o ikinci sınıf rollere mahkum olmuş ve Müjdar'ın gölgesinde kalmış bir kadındı. Peki ama şimdi ne olacak? Ne mi olacak? He? Bilmem. Babasız büyüyen küçük kız çocuklarının kendine has utangaçlığıyla babasız büyüdük der boynunu büküp. Çocukluğu annesinin hırsız da olmayın, namussuz da şeklindeki öğütlerinin sürekli tekrarlanmasıyla geçer. Bayramlarda parasız oldukları için annesinin dikiş makinesinde battaniyeden diktiği elbiseleri giyen buruk bir çocukluktur onunkisi. Mehtapar 6 Nisan 1957 tarihinde doğduğunda yaşam perdesine farklı bir hikaye yazmaya adım atmıştı. Onun gerçek adı Mehtap Gürel'di. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel'le Tercüman Gazetesi muhabiri Vedat Akın'ın kızı olarak dünyaya gelmişti. Bu ailede doğan Mehtap, Yeşilçam'ın parlak yıldızlarından Müjdar'ın da kız kardeşiydi. Mehtapar'ın hayatı doğduğu andan itibaren sanatın ve müziğin içinde şekillenmeye başladı. Ailesinin sanat dünyasındaki etkisi onu kendi benzersiz öyküsünü yazmaya yönlendirdi. Aslında Mehtap'ın dünyaya gelme hikayesi oldukça ilginçti. Söylediğine göre anneannesi olmasa Mehtap doğmayacaktı. Babası Vedat Akın annesiyle evlendiği zaman ben gazeteciyim, haftanın 3 günü gazetede yatarım, 4 günü evde kalırım demiş. Aysel de inanmış bu yalana. Aradan yıllar geçmiş. Müjde doğmuş, yetmemiş, Aysel Mehtap'a hamile kalmış. Babaları halen 3 gün gazetede, 4 gün evde sürdürüyor yaşamını. Kader bu ya, bir gece küçük Müjde hastalanmış. Aysel de kocasını bulmak için gazeteye gidip kocasını sormuş. Ama hiç beklemediği bir cevapla karşılaşmış. Bu saatte adamın gazetede ne işi var diye sormuşlar. Aysel şaşkın bir vaziyette çıkmış gazeteden. Yolda Vedat Bey'i görmüş. Bir bakmış ki ellerinde yiyecekler, torbalar yürüyor. Aysel önce kocasının günahını aldığını düşünüp iyimser yaklaşmış. Ama yine de gizlice takip etmeye başlıyor. Bir bakıyor ki Vedat Bey başka bir evin kapısına gelmiş, kucağında küçük bir çocukla kapıyı açan kadına sarılıyor. Tabii hemen durumu anlayan Aysel boşanmaya karar veriyor. Bu kararını hızlıca hayata geçirirken karnında da Mehtap var. Bu çocuktan da kurtulmalıyım diye düşünüp kendi annesine gidiyor. Ama Mehtap'ın anneannesi duruma el koyup "Eğer bu çocuğu aldırırsan hakkım sana helal değil." diyor. Aysel de çaresiz doğuruyor Mehtap'ı. Mehtapar'ın yaşam öyküsü zorluklarla geçen bir çocukluk dönemine damgasını vurmuştu. Annesi Aysel iki küçük kızıyla geçim mücadelesine girişmiş, babasını kaybetmiş ve yaşam savaşını sürdürmeye çalışıyordu. Karagümrük'ün dar sokaklarında, demir ve torna atölyeleri arasında hayatın yükünü taşıyan bu aile, temel ihtiyaçlarını karşılamak için çivi ve çelik parçalarını topluyor, eskicilere satıyordu. Mehtap'ın ailesi sadece 91 lira olan 3 aylık maaşla geçinmeye çalışıyordu. Fakirlik adeta onların peşini bırakmamıştı. Aysel Gürel o dönemde henüz adını duyurmamış, mücadele dolu bir hayat yaşamıştı. Mehtap yaşadıkları sıkıntıları anlatırken bir bakıma geçmişin sıkıntılarını, açlıkla geçen günlerini dile getiriyordu. Karagümrük'ün tozlu sokaklarında Adil amcanın bakkalından alınan borçla üçe bölünen peynirin hikayesi bir ailenin umutla dolu ama zorlu geçen günlerini yansıtıyordu. Annesi Aysel'in fedakarlıkları Mehtap'ın dilinden yoksulluğun, dayanışmanın ve bir aile sevgisinin izini sürüyordu. Bakkalımız Adil amca vardı. Çok zora düşünce ondan borca 250 gram peynir alıp üçe bölerdik. Müjde ile ben hemen yutardık peyniri ama Aysel'in payına dokunmazdık. Öyle yetiştik. Ertesi gün annem o kalan parçayı da üçe böler, bize yedirirdi der. Anneleri işe gittiğinde ablası Müjdar'la annelerinin sürekli kendilerini terk edeceklerini düşünüp kapının önünde uyurlar. Annesi her akşam tiyatro oyununa gider. Kendisi 5 yaşında, kardeşi Mehtap 3 yaşındadır. Annelerinin peşinden ağlarlar. Müjdar terk edilme korkusuyla büyüdüklerini şöyle anlatır. Mehtap'la kapı önünde yatıyor, bizi de götür diye yırtınıyorduk. Dönmeyecek diye korkuyorduk. Gece yastıklarının altında buldukları gofret terk edilmediklerinin işaretidir onlar için, çocuk aklıyla. Müjdar, annemin sabahtan akşama kadar en az 10 kere tekrarladığı lafsa hırsız da olmayın, namussuz da olmayındı.
algılamazdık der. Kendisinden büyük olan ablası Müjdar, çocukluk zamanlarını daha iyi hatırlar. Müjdar bayram geliyordu. Bana ve Mehtap'a ayakkabı da elbise de alınmamıştı. Sabahtan akşama ağlayıp bir şeyler istiyorduk. Annem Singer dikiş makinesini çıkarttı. Evdeki battaniyeleri kesip bize iki tane elbise dikti. Kendi ayakkabılarının önüne de battaniye parçalarını tıkıştırıp alın size bayram kılıklarınız dedi diye anlatır. Annesi bir gün su saatine giden demir borularını kestirip demirciye satar. Saatin olduğu yere de kör tıpa taktırır. Belediyeden gelip su saatini niye söktünüz diye sorarlar. Annesi Müjde Mehtap gelin diye bağırdı. Bunlar kötü yola düşmesin diye söküp sattım der. Ablası bir röportajında çantamda yemek taşırım. Annem de çantasında yemek taşırdı. Sinir olurdum. Fakirlik kalıntısı. Bizim ailenin kadınları yastıklarının altında kurtlanmış kurabiyelerle öldüler der. Mehtap Ar sanatın sihirli dünyasına annesi Aysel Gürel'in gölgesinde adım atmış, tiyatro sahnelerinde büyümüş bir sanatçıydı. Genç yaşta henüz 17'sinde bir tiyatrocuyla kurduğu evlilik onun için beklediği mutluluğu getirmedi. Kısa bir süre sonra boşandılar. Ancak Mehtap'ın hayatındaki en değerli meyve ikinci evliliğinden gelen oğlu Sözar oldu. İronik bir şekilde Aysel Gürel'in torununun adını verirken seçtiği Söz ismi belki de bir annenin umudu ve dileğiyle doluydu. Mehtap tiyatro sahnelerinin yanı sıra müziğin büyülü dünyasında da varlık gösteriyordu. 22 yaşında müzik kariyerine adım atan sanatçı kanto alanında kendini geliştirdi ve dönemin popüler şarkılarını sahnede seslendirerek dinleyicileriyle buluştu. Bu sahne serüveni 2000 yılına kadar aralıksız devam etti. Mehtap Ar hem tiyatro sahnelerinde sergilediği oyunculuk yeteneğiyle hem de müzikle hayat bulan sesiyle izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti. Mehtap Yeşilçam'ın büyülü dünyasına 1974 yılında adım attı. Başlangıçta küçük rollerle tanıdığımız bu yetenekli aktrist, Ayrı Dünyalar, Olmaz Böyle Şey, Resim Kızı gibi filmlerde sahne aldı. Bu sadece bir başlangıçtı. Küçük rollerle bile olsa Mehtap kamera karşısında varlığını hissettiriyordu. Ardından Ateş Böceği, 5 milyoncuk borç verir misin, Kokla Beni Melahat, Pisi Pisi, Adalı Kız, Nerede Beleş Oraya Yerleş, Öyle Olsun, Devlet Kuşu gibi filmlerde kendine daha geniş bir yer buldu. Özellikle Devlet Kuşu'ndaki performansı izleyicilerin gönlünde taht kurmasını sağladı. Kemal Sunal'la birlikte oynadığı bu filmdeki Babişko sözü hafızalara kazındı. Razı oluyorsun değil mi Tonton Babişko? Ne yapalım madem bu kadar istiyorsun? Benim tatlı babişkocum. Mehtap komedi türündeki pek çok yapımda da rol aldı. Gırgırı'nın tüm serisi, Yüz Karası, Görgüsüzler, Çalsın Sazlar, Evcilik Oyunu, Doyumsuz gibi filmlerle seyircilerini güldürdü. Televizyonun popülerliğinin arttığı dönemde Kop Gel Taksi, Çiçek Taksi, Hayat Bazen Tatlıdır, Hüzün Çiçeği, Kaldırım Çiçeği, Ruhsar, Erguvan Yılları, Evimiz Olacak Mı, Bendeniz Aysel, İnadım İnat, Sevda Tepesi ve Roman Havası gibi dizilerde ekranlara konuk oldu. Mehtap sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan bir oyuncu olarak kariyerine devam etti. 2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adıyla bir çocuk tiyatrosu kurdu. Turnelere çıkarak tüm Anadolu'yu dolaştı. Yurdun her köşesindeki çocuğa ulaşabilmek için tüm gayretiyle çalıştı. Ünlü biri olmasına rağmen çok sade yaşayan bir insandı. Kameralardan uzak, kendi alışverişini kendi yapar, pazara çıkardı. Annesi Aysel Gürel, 2008 yılında hayatını kaybettiğinde Mehtap Ar acı dolu bir hüzün yaşar annesinin ardından. Mehtap Ar, annem babamdan sonra evlenmedi. Ben annemin karnındayken ayrılıyorlar. Ondan sonra hiç kimseye güvenmedi. İki kız büyüttü. Ne zaman ki biz artık ayaklarımızın üstünde durduk, o zaman kendince flörtleri oldu. İki çocuğun mesuliyetini ömür boyunca omuzunda taşıdı. Son anına kadar hep bize düşündü. Ablam ekonomik olarak daha rahattı diye ablama kardeşine sahip çık demiş. Bütün hayali bana ev almaktı. Aldı da, yani vefat etmeden 2 yıl önce. Hastanede son 2 haftasında büyük ağrılar çekerken ben bir yerlere gideceğim dedi. Nereye gidiyorsun anne diye sordum. Bir yerlere gideceğim. Senden ricam evimi bir an önce boşalt. Eğer mobilyalı verirsen şu kadar kira, mobilyasız verirsen bu kadar kira. Kiraya ver ki kimseye muhtaç olma dedi. Hasta yatağında bile bizden habersiz emlakçıya benim evim ne kadar eder diye sormuş. Ölmeden rahatımız için uğraşmış der. Mehtap Ar aynı yıl rahim ağzı kanseri teşhisiyle karşılaştı. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2019'da akciğer kanseri teşhisi konuldu. 2 yıl boyunca yoğun bir tedavi gördü. Mehtap Ar hastalığına karşı direnç gösteriyor, moralini yitirmiyordu. Tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla ablasıyla birlikte Bodrum'a gidip tatil yapacak kadar kendine olan inancını korudu.
Mehtapar dirençli, umut dolu ve moralli bir şekilde hayatına devam ediyordu. Ancak ne yazık ki kaderi ona başka bir yol çizmişti. Lanetli hastalık yavaşça onun yaşamına son vermeye başlamıştı. Hastalık vücuduna yayıldıkça Mehtapar 3-4 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorlar onu yaşatmak için ellerinden geleni ardına koymadılar. Ancak 10 Nisan 2021'de Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Mehtapar'ın naaşı annesinin yanına defnedildi. Bu hüzünlü veda onun için erken gelmişti. Kıvırcık saçlarında umut vardı. Ancak ne yazık ki bu dünyadan ayrıldı. Mehtapar iyi ki tanıdığımız bir isimdi ve onun ardında hüzün dolu bir boşluk kaldı. Kendisini saygı ve rahmetle anarken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.